Hiç klavyenizi yağladınız mı? Ya da dünyanın bir yerinde klavyesinin tuşlarını söküp içerisindeki sivici e ulaşıp bu sivici yerinden çıkartıp parçalarına ayırıp içerisindeki yayı yağlayan insanlar olabileceği aklınıza geldi mi? Evet böyle insanlar var. Özelleştirilebilir klavyeler son dönemde oyuncu dünyasında oldukça popülerler. Bu klavyeleri satın alıyorsunuz, şasisi üzerinde, switchlerinden, tuşların üzerindeki başlıklara kadar özelleştirerek kullanabiliyorsunuz tuş sertliklerinden renklerine, şekillerine kadar siz karar veriyorsunuz. Ve özelleştirilebilir klavye akımında yeni nesil bir üyemiz var. Asus ROG Azot. Asus ROG Azot hem kutudan hazır olarak alabileceğiniz, herhangi bir bilgisayar satıcısının elektronik mağazasına gittiğinizde bulabileceğiniz bir klavye, hem de özelleştirilebilir klavyelerdeki bütün fonksiyonları fazlasıyla size sunan bir klavye. ROG Azot'un kutu içeriği çok özel. Klavye çıkıyor. Evet ama klavyenin tuşlarını sökmeniz, switch'leri parçalarına ayırmanız için gerekli olan kit de beraberinde geliyor. Hatta switch'i yağlamak isterseniz eğer beraberinde yağlama kiti de size sunuluyor yağla beraber. Küçük bir fırça geliyor ama switch'leri sökmeniz, parçalarına ayırmanız için gerekli ekipmanlar da yine kutu içerisinde sizlere sunuluyor. Evet, böyle bir şey ihtiyaç duyan insanlar var ve eğer siz de bu insanlardan bir tanesiyseniz Asus, ROG, Azot artık dibinizdeki, yakınınızdaki elektronik mağazasından temin edebileceğiniz Asus kalitesiyle kullanabileceğiniz bir klavye. Bu klavye %75 boyutta diye geçen küçük klavyelerden numarik tuş takımına sahip değil ve son dönemde %75 boyutlara sahip bu küçük klavyelerin yaygınlaştığını görüyoruz. Klavye şöyle bir baktığınızda önemli detaylardan bir tanesi OLED bir ekrana sahip olması özelleştirilebilir klavyelerde böyle ekranlar, oynar, yanar, döner parçalar çok fazla olmuyor. Ama Asus ROG ailesinin bir üyesinden bahsediyoruz. Asus mühendisleri boş durmamışlar. Buraya bir de OLED ekran yerleştirmişler. Bu OLED ekranda güzel animasyonlar görüntüleyebildiğiniz, Asus Armoury Create yazılımı üstünden sistem bilgilerine ulaşabildiğiniz gibi ses açıp kapatma, medya kontrolleri, klavye üstündeki ışıkların kontrolü, OLED ekranın aydınlığı veya Animasyonların nasıl olacağı konusunda da kararlar verebiliyor, bunları yönetebiliyorsunuz. Üzerine bir switch ve bir düğme konumlandırılmış. Her şey çok kolay ve hızlı bir şekilde yönetilebiliyor. Olmasaydı olurdu tabii ki. Çok kritik, önemli bir fonksiyonu yerine getirmiyor ama böylesinmiş üst düzey bir klavyeyi satın aldığınızdaki tahmin edebileceğiniz gibi switchleri tek tek sökerek yağlayabildiğiniz bir klavye ucuz bir klavye değil. OLED ekranında da olması hiç de fena değil. Özelleştirilebilir klavyelerin çok kalın kablolara sahip olduğunu görürüz. Dilerseniz ROG Azot'u da kablo ile bağlayabiliyorsunuz. Üstünde bir USB-C portu var. Aynı zamanda buradan şarjını da oluyor. Şarjını da oluyor dedim. Neden şarj oluyor? Çünkü kablosu özelliklerle de donatılmış. Bluetooth 5.1 yeteneği sayesinde Mac cihazlara, telefonlara, tabletlere de bağlayabildiğiniz bu klavye Asus'un Speed Nova olarak isimlendirdiği 2.4 GHz bandından gecikmesiz olarak haberleşen bir Teknoloji sayesinde kablosuz ve sanki USB kabloyla bağlıymış gibi çalışabiliyor. Oyuncular gecikme konusunda çok takıntılılar. Artık yeni teknolojiler sayesinde kablosuz da kabloyla bağlıymış gibi bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Şimdi klavye özelleştirilebilir bir klavye dedik. Özelleştirilebilir klavyelerde kullanıcıların takıntılı oldukları aradıkları birkaç şey var. Bunlardan bir tanesi kasa kalitesi. Kasanın arka tarafı plastikken ön yüzde metal bir şase kullanılıyor. Zaten tuşların bağlı olduğu yüzey de yine metal bir şase üzerine kurulu. Arka taraftaki plastik rahatsız edici değil çünkü eliniz genelde o tarafta olmuyor ve kullanmıyorsunuz bu kısmı. Metal şase soğuk ve güzel bir hissiyat veriyor dokunduğunuzda. Aynı zamanda klavyenin de hassaslığını ve malzeme kalitesini üst seviyelere taşıyor. Şimdi bu klavyede tuşların sesleriyle, hissiyatıyla ilgili bazı çok önemli detaylar var. Bunlardan bir tanesi switchler. Switch olarak Asus'un ROG NX Red switchlerini görüyoruz. Sertlikleriyle, hassasiyetleriyle, geri bildirimleriyle oldukça yeterli kaliteli switchler. Bunlar şasiye lehimle tutturulmamışlar. Söküp takabildiğiniz oldukça güzel bir yapı içerisindeler ve kutu içeriğinde gelen mandarlarla hem üstlerindeki kepleri, başlıkları sökebiliyorsunuz hem de çok rahat bir şekilde sivici yerinden sökerek parçalarını ayırabiliyorsunuz. Parçalarını ayırdığınızda içerisindeki küçük yayla da oynayabilirsiniz tabii ki. Klavyede çift kalıplı PBT tuş başlıkları kullanılıyor. Piyasada bulacağınız diğer tuş başlıklarıyla da yine klavyeyi özelleştirmeniz mümkün. Yani evrensel bir klavyeden bahsediyoruz. Piyasada birçok tuş başlığı satılıyor. Bazı bu konuda özelleştirilmiş markaların tuş başlıkları bu klavyeden bile daha yüksek fiyatlarla satılabiliyorlar bunları alıp özelleştirebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta RGB aydınlatmaya sahip bir klavyeden bahsediyoruz. Satın aldığınız özelleştirilmiş tuş başlıkları büyük ihtimalle RGB aydınlatmayı yansıtan cinsten olmayacaklardır. E, günü seven dikene katlanır. Farklı bir başlıkla özelleştiriyorsanız klavyenizi RGB'den bir nebze olsa uzaklaşacaksınız. Bunu söylemek mümkün. Üst seviye özelleştirilebilir klavyelerde son dönemde ses sönümlemesi için klavyenin iç yüzeyine contalar ve kavukçuk yüzeyler konumlandırıldığını görüyoruz. Asus'un ROG Azot'unu da söktükten sonra göreceksiniz ki tuş takımının altında oldukça büyük bir tabakada birçok katmandan oluşan silikon yüzeyler var. Bu köpük ve silikon karışımı yüzeyler sayesinde tuşların daha tok bir ses çıkartması, seslerin yankılanmadan olması gerektiği kadar klavyeden kullanıcıya ulaşması sağlanmış. Oldukça değişik bir stil, benim daha önce karşılaşmadığım bir yöntem. Yani bir klavye alırken içerisinde ses sönümlemesi için ses yalıtımında köpükler, silikon yüzeyler kullanılmış mı diye açıkçası bakmıyorum. O kadar hassas çalışılmış ki tuş takımını çerçeveden ayırabilmek adına çerçeveye değen noktalarda dahi tamponlar silikonlarla yalıtılmış durumda silikon başlıklarla. Söktükten sonra bunları da yerini dikkatli bir şekilde takmanız gerekiyor. Şimdi tabii ki merak edeceksiniz. Diyeceksiniz ki nasıl bir tuş sesi var. Kulaklıklarınızı takın. Gelin stereo olarak kaydettiğim tuş ses denemesini birlikte yapalım. Fark ettiniz mi bilmiyorum Space tuşunun sesi diğer tuşlardan biraz daha farklı. Space tuşunu da söküp altına baktığımızda orada da yine köpük yüzeylerle sesin bir şekilde yalıtılmaya çalışıldığını görüyoruz. Çok enteresan bir konu. Dediğim gibi özelleştirilebilir bir klavyenin peşinde hiçbir zaman koşmadım. Asus'un azotuyla beraber aslında bu sektörde uç noktada neler yapılıyor ben de öğrenmiş oldum sizlerle beraber malzeme kalitesi ve beklentimizin üzerinde, bildiklerimizin üzerinde sunduklarıyla Asus ROG Azot gerçekten niş özel bir ürün. Eğer ya ben her şeyin zirvede olanını kullanmak istiyorum. Bir klavyem olduğunda dahi bu klavye bana sektörde olabilecek en üst düzey olanakları sağlamalı gibi düşünceler içerisindeyseniz Azot sizin için üretilmiş şu anda teknoloji marketlerinde raflarda yerini almış bir klavye. Benim de gerçekten malzeme kalitesiyle, tuş hassasiyetiyle, geri bildirimiyle, kutu içeriğinin zenginliğiyle ve bana yeni şeyler öğretmesiyle bu klavye çok hoşuma gitti. Bu videoda sizlere özellikleri ve deneyimlerimi aktarmak istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.